Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları Fenito Fen Bilimler Atölyem kitabı 7. sınıf 94. sayfa kazanım tadında sorular 4 ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun P noktasından serbest bırakılan bilye R, S ve T noktalarından aynı süratle geçiyor. Buna göre verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diyor. PR aralığı sürtünmelidir. Yani şu kısım sürtünmelidir demiş arkadaşlar. Bununla ilgili arkadaşlar kesin bir şey diyemem. Normalde şimdi bu cisim aşağı doğru indiği için potansiyel enerjisi azalıyor. O yüzden kinetik enerjisi artıyor. Yani o yüzden dolayı da burada hızlanmış olması gerekebilir. Yani daha hızlı gidiyor bir yandan da sürtünme olup yavaşlattığı için aynı hızla buralardan geçmiş olabilir. Yani sürtünme var mıdır yok mudur kesin bir şey diyemem. Ancak RS arasında arkadaşlar şurada sürtünmelidir diyor ya bakalım. Şimdi şurası sürtünmeli olsa yani şöyle tırtık çizelim arkadaşlar sürtünmeli. Normalde bu cisim arkadaşlar R noktasındaki hızıyla S noktasındaki hızının aynı olmaması lazım. Niye? Çünkü S noktasında potansiyel enerjisi sıfır, kinetik enerjisi maksimum seviyeye çıkıyor. Yani çok hızlı geçmesi lazım S noktasından. Ama R'deki hızıyla S'deki hızı aynı. Demek ki arkadaşlar burada bir sürtünme var ki enerjisinin bir kısmını harcamış. O yüzden R noktasındaki hızla S noktasındaki hız aynı kalmış arkadaşlar sürtünmenin olduğu kesin RS arasında. ST aralığı sürtünmesizdir diyor arkadaşlar. ST aralığı arkadaşlar eğer sürtünmeli olsaydı bu cisim gitgide yavaşlardı. Ama demek ki sürtünme yok ki cisim yavaşlamamış. Aynı hızda T'den de geçmiş arkadaşlar. O yüzden bu ifade de kesin doğru. Aradığım cevap 2 ve 3 yani C şıkkı arkadaşlar. Şekilde K cismi sürtünmesiz düzeyde serbest bırakılıyor. K cisminin sürtünmesiz sistemde hareketi sürecinde oluşan enerji dönüşümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru edilmiş? Evet cisim belli bir yükseklikte arkadaşlar. Cismin burada neyi vardır? Yüksekliğinden dolayı çekim potansiyel enerjisi vardır. Daha sonra aşağıya doğru indiği için arkadaşlar yani çekim potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjisi artıyor. Kinetik enerjiye dönüşüyor. Harekete dönüşüyor. En son arkadaşlar yaya çarptığı zaman da buradaki enerji arkadaşlar esneklik potansiyel enerjisi yani çekim potansiyel enerjisi daha sonra kinetiğe dönüştü. En son esneklik potansiyel enerjisine dönüştü. Cevabımız D şıkkı. Şekildeki duvar saatinde saat tam 03.00'ı göstermektedir. Saat 04.10 olduğunda saatin akrebinin potansiyel ve kinetik enerjisi nasıl değişir diyor. 0410 demek arkadaşlar hemen şöyle kırmızı çizelim bizde. 04 olduğunda akrep ve yelkovanın Yelkova durumunu 0410'da akrep şöyle yelkovan da şöyle olacak. Akrep ya yani arkadaşlar daha da aşağı inecek değil mi? Akrep daha aşağı indiği için arkadaşlar potansiyel enerjisi ne olacak? Şuradaydı bakın. Daha aşağı indiği için potansiyel enerjisi azalacak. Ancak arkadaşlar bu Akrep aynı hızla hareket ettiği için kinetik enerjisi değişmez. Çünkü aynı hızla hareket ediyor akrep her zaman. Kinetik enerjisi değişmeyecek. Potansiyel enerjisi azalacak ama alçaya doğru yaklaştığı için yüksekliği azaldığı için cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Sürtünmelerin ihmal edildiği yukarıdaki düzenekte K noktasından top serbest bırakılıyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Top N noktasında en yavaştır. Arkadaşlar top N noktasında en hızlıdır. Potansiyel enerjisinin en az olduğu nokta N noktası kinetik enerjisinin en fazla olduğu yani en yavaştır ifadesi yanlış. L noktasında potansiyel enerji kinetik enerjiye eşittir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yükseklik olarak 3H ancak burası 2H noktası. Yani H farkı buradan var 2H da buradan var. Tam yarı yarıya değil 1.5H değil o yüzden Potansiyel enerji kinetik enerjiye eşittir diyemeyiz. Cisim S noktasına yani şuraya kadar çıkar ve tekrar K noktasına geri gelir. Arkadaşlar sürtünme ihmal edildiği için yani sürtünmeyi yok saydığı için arkadaşlar enerji boşa gitmeyecek. Bu S'ye kadar gelip tekrar K'ya kadar geri dönebilir arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 yani C eşittir. Sürtünme olsaydı arkadaşlar ama böyle bir ihtimal olamazdı. Fen öğretmeni öğrencilerinden sürtünme kuvvetinin kinetik enerji azalmasına yönelik etkisini ifade eden örnekler vermelerini istiyor. Sürtünme kuvveti kinetik enerjiyi azaltıyor. Örnek verecekmişiz. Öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi ya da hangileri öğretmeni yapmış olduğu açıklamayla ile örtüşür diyor arkadaşlar. Uçaktan atlayan sporcunun paraşütünü açması. Paraşütü açtığı zaman arkadaşlar sürtünmeden dolayı Paraşütün hızı azalacak. Yani kinetik enerjisi azalacak. Doğru. Gemilerin ön kısmının sivri olması arkadaşlar sürtünmeyi azaltıp kinetik enerjinin hız artmasına yani hızlı gitmesine sebep olur. Yanlış o yüzden. Atmosfere giren meteorların büyük kısmının tamamen yanması arkadaşlar. Meteorlar sürtünmeden dolayı bir kısmı parçalanıyor arkadaşlar. Yani hızları azalıyor. Cevabımız bu da doğru o zaman. Yani Ufuk ve Aybüke yani B şıkkı. Evet, beceri temelli meb sorular dörde geçtik arkadaşlar. 95. sayfadaki birinci sorumuz. Kübra yapmış olduğu bir deneyde sürtünmeyi ihmal ederek demir bilyenin hareketine bağlı olarak enerji değişimini grafikli çizmiş ve aşağıda göstermiştir. Kübra'nın yapmış olduğu deneyle ilgili aşağıda verilen mekanik enerjinin zamanla değişimini gösteren grafik hangisi olur? Arkadaşlar mekanik enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Yani devamlı olarak sabit kalması gerek arkadaşlar. Cevabımız o yüzden C şıkkı. Mekanik enerji burada hep sabit kalmış arkadaşlar. Aşağıda görseli verilen sporcu halteri yerden yüksekte tutmaktadır. Bu durumla ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Halter yukarıya doğru kaldırılırken potansiyel enerji kazanmıştır. Evet yükseldiği için potansiyel enerji kazanmıştır. Doğru. Halteri kaldırırken enerji dönüşümü yoktur. Hayır arkadaşlar e, gitgide yükseldiği için potansiyel enerjisi artar ama kinetik enerjisi azalır o sırada. Yani yanlış o yüzden. Halter yere bırakılırken potansiyel enerjisi azalır. Evet alçaldığı için arkadaşlar bırakırken potansiyel enerjisi azalacak. Aradığım cevap 1 ve 3 B şıkkı. Aşağıda verilen görsellerde enerji dönüşümleri ilkesine göre çalışan elektrik enerjisi üretim tesisleri verilmiştir. Buna göre üretim tesislerinde gerçekleşen ııı e, Elektrik enerjisi üretmek için gerçekleşen enerji dönüşümlerinde sıralama gözetmeksizin, gözetmeksizin olan enerji türleri ile ilgili aşağıda verilen akış diyagramlarının hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar rüzgar enerjisi şurada üçgende rüzgar enerjisi var. Rüzgar enerjisi yani hareket enerjisi sayesinde elektrik üretiliyor. Burada da barajlarda arkadaşlar hidroelektrik santrallerinde de durgun enerji yani potansiyel enerji var potansiyel enerji hareket enerjisine dönüşüyor arkadaşlar her ikisinde de. Yani burada rüzgar enerjisi kinetik enerji var. Burada yine potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi var. Sular şuradaki baraj kapağı açılınca kinetik enerjiye dönüşüyor. O sayede elektrik üretiliyor. Cevabımız rüzgar potansiyel ve kinetik olan arkadaşlar A şıkkı. Ortamdaki sürtünmeler ihmal edildiğinde aşağıdaki olaylardan hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? Aynı seviyede sabit süratle giden uçak. Evet arkadaşlar uçak aynı yükseklikte gittiğine göre potansiyel enerjisi değişmiyor. Sabit süratle aynı hızla gittiği için de kinetik enerjisinde bir değişim yok. O da sabit arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Kaydıraktan kayan çocuk aşağıya doğru potansiyel enerjisi azalacak kinetiği artacak. Potaya atılan basketbol topunda arkadaşlar yukarı doğru çıktığı için fırlattık. Yukarı doğru giderken potansiyel enerjisi artacak ama kinetik enerjisi azalacak. Park halindeki arabada park halinden harekete geçen otomobil dururken potansiyel enerjisi 0 0 yere yine yerde, yerde hareket yerde hareket ettiğin potansiyel enerjisi arkadaşlar bu sefer harekete geçince kinetiğe dönüşecek arkadaşlar. Yani enerji dönüşümü var. Potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşecek harekete geçince. Ancak uçakta arkadaşlar bir enerji değişimi söz konusu değildir. Bir sorun olduğu probleminden yola çıkarak süper kaygan malzeme üretmeyi başardılar. Bilim insanları mevcut araba motorlarında sürtünme nedeniyle çok büyük oranlarda yakıt kullanımı söz konusudur. Geliştirdiğimiz süper kaygan malzeme ileri dönemde kullanım amacıyla araba motorları, endüstriyel diğer makineler ve imalat sanayi için büyük boyutlarda üretmek amacıyla çalışmaya başladık. Amacımız enerji kayıplarını sıfırlayarak büyük oranda yakıt tasarrufu sağlamak, neredeyse %0 düzeyine çektiğimiz enerji kaybının yakın gelecekte tasarlanacak bütün yüzeyler için göz önünde bulundurularak en temel özellik olacağını düşünüyoruz. Uzayda da enerji çok değerli olduğundan uzay araçları içinde bu şekilde çalışan yeni malzemeler geliştirilebilir açıklamasını yaptılar. Buna göre geliştirilmiş olan malzeme ve kullanım alanı ile ilgili hangisi yanlıştır arkadaşlar? Mekanik sistemlerde sürtünme olayı nedeniyle ısı enerjisi oluşmakta ve kullanılamadığı için enerji kaybına sebep olmaktadır. Doğru. Geliştirilen malzeme ile sürtünme olmadığından özellikle yakıt tasarrufu sağlaması ekonomik açıdan fayda olacaktır. Evet. Uzay araştırmalarında enerji kaybının olmadığı mekanik sistemler için malzemenin geliştirilmesine başlanmıştır diyor. Henüz başlanmamış arkadaşlar. İleri aşamada diyor. O yüzden yanlış. Gelişleyen malzemenin ilerleyen dönemlerde enerji kaybının istenmediği tasarımlarda kullanılacağı düşünmektedir. Doğru. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Aşağıda verilen araçlardan hangisinin enerji dönüşümü diğerlerinden farklıdır? Elektrikli soba arkadaşlar. Elektrik ısıya dönüşüyor. Ütüde elektrik ısıya dönüşüyor. Mikserde elektrik harekete dönüşüyor. Farklıdır. Ampülde Elektrik arkadaşlar hem ısıya hem de ışığa dönüşüyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Şekilde sırıkla yüksek atlama yapan bir sporcunun bazı atlama pozisyonları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diyor arkadaşlar? Sporcu önce sır önce elinde sırıkla koşarken kinetik enerji kazanır. Doğru. Sporcunun kinetik enerjisi sırıkta potansiyel enerjiye dönüşüyor. Evet, yükselince doğru. Sporcu sırıkla yükselirken potansiyel enerjisi artıyor. Kinetik enerjisi azalıyor. Evet. Sporcu yükselirken sırıktaki esneklik potansiyel enerjisi sıfırdır. Hayır arkadaşlar. Esnekli, esnettiği için esneklik potansiyel enerjisi artmaktadır. Sıfır değildir. Yanlış arkadaşlar. Cevabımız değişik. Aşağıda aynı kütleye sahip Mehmet'in ve Ali'nin aynı yükseklikten yeryüzüne aynı bölgeye paraşütle inişlerini gösteren bir resim verilmiş. Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Mehmet'in paraşütünü etkileyen hava direnci daha fazla olduğu için daha büyük çünkü arkadaşlar. Mehmet daha yavaş zemine iner doğru. Hava direnci havayla temas eden paraşütün temas yüzeyiyle doğru orantılıdır. Evet. Temas eden yüzey arttıkça arkadaşlar hava direnci artıyor. Doğru. Ali'nin paraşütünün süreti daha fazladır. Bu da doğru. Çünkü arkadaşlar bunu etkileyen hava direnci az. O yüzden hızlı yere düşer. Cevabımız 1, 2 ve 3 D şıkkıdır arkadaşlar. Evet 90 7. sayfadayız arkadaşlar. Beceri temelli map tadında sorular 5. 1. sorumuz. Aşağıda uzayda yaşamlarını sürdüren astronotların sağlığı ile ilgili haberlerden alıntı yapılmıştır. Buna göre astronotların uzay ortamında düzenli spor yapmalarının gerekli kılan etken aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Astronotların dünyadan yaklaşık 400 km uzaklıkta uluslararası uzay istasyonunda uzaydayken spor yapması ve kaslarını çalıştırması en önemli gerekliliklerden biridir. Spor yapmazlarsa dünyaya döndüklerinde kaslar yumuşadığı için epey zor günler geçireceklerdir. Astronotlar eğer düzenli olarak spor yapmazlarsa uzayda kaldıkları her ay kemik yoğunluklarının %1'ini kaybederler. Bu nedenle dünyaya döndüklerinde kemiklerin kırılma ihtimali de yüksek olur diyor arkadaşlar. Bakalım şıklara. Astronotlar uzay ortamında bol bol beslendikleri için beslenmekle alakası yok. Uzay ortamında yer çekimi kuvvetinin etkisi çok az olduğu için dünyaya geldiklerinde yer çekiminin etkisinde arkadaşlar kaslarda ve kemiklerde erime yaşanmaması için spor yaparlar. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıda 3 seyahat balonunun aynı yükseklikte dünyanın farklı konumlarında yerleri gösterilmiştir. Bu balonları etkeden yer çekimi kuvvetlerinin yönü oklarla verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Kütle çekim kuvveti her zaman yerin merkezine doğrudur. Doğru. Balonları etki eden çekim kuvvetinin adı ağırlıktır diyor arkadaşlar. Yani yanlış. Balonlara etki eden çekim kuvveti aynı olduğu için ağırlıkları da aynıdır. Hayır arkadaşlar ağırlıkları farklı olabilir. Yanlış. Doğru cevabım arkadaşlar sadece bir yani A şıkkı. Aşağıda dünyanın uygulamış olduğu çekim kuvvetinin uzaklığa bağlı olarak değişim grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar? Yer çekimi arkadaşlar deniz seviyesine doğru çıkmış, deniz seviyesinden daha doğrusu yukarıya doğru çıktıkça arkadaşlar yer çekimi kuvveti ilk başta artıyor, daha sonra arkadaşlar uzaklık arttıkça yer çekimi kuvveti azalıyor. Kütlesi olan her cisim diğer bir kütleye bir çekim kuvveti uygular. Kütle çekim kuvveti iki cismin kütleleriyle doğru orantılı olarak aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değişir. Yani iki kütle arasındaki uzaklık arttıkça kütle çekimi azalırken kütle artarsa çekim kuvveti artar diyor. Buna göre arkadaşlar dünyanın uygulamış olduğu çekim kuvvetinin uzaklığa bağlı olarak değişim grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre hangilerini yapacağız bakalım. Yerin merkezine doğru gidildikçe iki kütle arasındaki uzaklığın azalmasıyla birlikte dünyanın merkezdeki kütlesi de azalacağı için kütle çekim kuvveti azalır doğru. Deniz seviyesinde kütle çekim kuvveti en yüksek. Evet burada bakın en yüksek seviyede doğru. Deniz seviyesinden yükseklere çıktıkça artık buradan sonra arkadaşlar kütle çekim kuvveti azalıyor. Doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 hepsi D şıkkı. Uçaktan atlayan sporcunun paraşütünü açması arkadaşlar, gemilerin ön kısmının sivri olması, atmosfere giren meteorların büyük kısmının tamamen yanması verilenlerden hangilerinde sürtünme kuvveti kinetik enerjiyi artırır? Yani hızlandıranı soruyor arkadaşlar. Paraşütümüzü açarsak arkadaşlar yavaşlarız. Gemilerin ön kısmı sivri olması hızlandırır. Evet meteor, atmosfere giren meteorların bir kısmı yanar ve arkadaşlar hızları azalır. Kinetik enerji azalır yani. Bana artanları soruyordu. Yalnız 2B şıkkı. Serap katıldığı ok atma yarışmasında önce oku yaya takmış sonra yayı germiş ve en son yayı bırakarak hedefini vurmuştur. Serap'ın atmış olduğu okun yaydan çıkmadan önce ve çıktıktan sonra sahip olduğu enerji türleri ve aşılıkların hangisine doğru olarak verilmiştir. Evet arkadaşlar Yaydan çıkmadan önce arkadaşlar yani sahip olduğu enerji esneklik potansiyel enerjisi ve çekim potansiyel enerjisidir. Yaydan çıkıp fırladıktan sonra da arkadaşlar ok belli bir yükseklikte olduğu için çekim potansiyel enerjisi vardır ve hareket halinde olduğu için kinetik enerjisi var. Aradığımız cevap C şıkkı olur. Altıncı sorumuz. Aşağıda KLM apartmanları verilmiştir. Bu apartmanların sırasıyla en üst katında oturan Mehmet, Ali ve Hatice aynı anda zemine eşit kütleli topları bırakıyorlar. Toplar zemine düştüğü anda mekanik enerjilerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir olabilirdi arkadaşlar? KLM apartmanı K apartmanı ile M apartmanının yüksekliği aynı, L apartmanı daha yüksek arkadaşlar. Sırasıyla kimler oturuyormuş? K'da Mehmet oturuyor. L'de Ali oturuyor. M'de Hatice oturuyor arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmet Hatice aynı katta oturduğu için mekanik enerjileri Mehmet Hatice'nin eşit olacak. L, L'de oturan Ali daha yüksekte oturduğu için arkadaşlar bunun potansiyel enerjisi daha fazla olduğu için kinetik, kinetik artı potansiyel enerjisi daha fazla olacak. O yüzden en çok mekanik enerji L'de Mehmet'le Hatice'ninki de eşit. Yani K ile M de eşit olacak. Aradığım cevap A. Evet arkadaşlar 7. ve son sorumuz. Aşağıda eşit işte uzunluktaki aynı maddeden yapılmış K, L ve M yayları sırasıyla ince, kalın ve çok kalın özellikle olup F1, F2 ve F3 kuvvetleri verilmiştir. Buna göre yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjisi büyüklüğünde enerjiyle depolanarak gerilmiş oklardan hangisi yaydan çıktıktan sonra sahip olduğu kinetik enerji daha fazla olur. Yani arkadaşlar esneklik potansiyel enerjisi en fazla hangisinde olur diye soruyor. Burada sadece K yayı demiş arkadaşlar. K yayına baktığımız zaman en ince yay. Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hepsini X kadar sıkıştırmış. Hepsini X kadar sıkıştırmış. Demek ki arkadaşlar içlerinde en güçlü kuvvet çok kalın yayı yayı sıkıştıran kuvvettir. Yani F3 kuvvetidir en güçlü kuvvet F3. Daha sonra F2 daha sonra F1. Hepsi de x kadar çünkü sıkıştırmış. Yayın kalınlığı arttıkça arkadaşlar sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi de fazla olur. Burada en kalın yay M olduğu için arkadaşlar şıklara bakıyorum. M yayı diye yok. KM yayı var. Herhalde arkadaşlar D şıkkında da C şıkkıyla aynı olmuş. Bu da zaman LM yayı diyelim. Arkadaşlar içlerinde L ve M yayını alırsak kalın ve çok kalın yayı bunların sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi çok fazla olacağı için buradaki kinetik enerji de en fazla olur. Ok yaydan çıktıktan sonra cevabımız değişik olur. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.